En çok ihtiyacı olan ilçemiz burada Manyas. Biz ona, ben destek oluyorum yine. Hizmet binası da dahil yani. Çok fazla desteğe ihtiyacı var. Hiçbir şey yok. Biz kişi. Evet. Dolayısıyla ona biraz tabii biz bandırmamız potansiyeli çok yüksek bir ilçe. 150 bin nüfusuyla. Bir liman kenti, bir sanayi kenti. Üretimin yüksek olduğu bir kent. Ulaşım hizmetlerinde deniz ulaşımıyla, tren ulaşımıyla, hava ulaşımı ve kara ulaşımıyla bu bölgedeki belki de tek büyük metropol diyorum. Onun dışında Bandırma'mız beyaz et sektörünün %28'ini Türkiye'nin karşılar. Gübre sektörünün %22-23'ünü karşılar. Balıkesir'in 20 ilçesinin içinde Balıkesir'in ödediği verginin %40'a yakınında tek başına ödeyen ilçedir. Geleceği çok açık, göç alan bir kenttir. Fakat bizi bazı tehlikeler de bekliyor. İşte 1/100 planlarla ilgili. Sağ olsun heyetimiz, genel merkezimizin görevlendirdiği heyetimiz geldi. Bu konuda güzel çalışmalar yaptık. Bize büyük şehir olunca her şeyin çok güzel olacağını, her yere güzel hizmetler gideceğini, gelirlerin 2-2,5 kat artacağını söylemişlerdi. Ama 6-7 ay sonra gördük ki yaşayarak tam tersi oldu bunların. Biz 7 ayda İller Bankası'ndan gelen paylarımızda 12 milyon liralık bir eksilme oldu. Geçmiş 7 ayla kıyasladığımızda. Yaklaşık bizden büyükşehre geçen müdürlüklerde Su Kanal Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, terminal, otoparklar, tır parkları, sebze hali, balık hali gibi haller ve diğer itfaiye gibi hizmetlerden sonra bizim hesabını yaptım. 2013 yılı fiyatlarıyla tam 21 milyon liralık gelirimiz büyükşehre geçmiş oluyor. Ben iddiayla söylüyorum ki 7 ayda bizim yaklaşık 20 milyon lira civarında gelirimizi, gelmesi gereken gelirimizi alan büyükşehir daha bugüne kadar buraya bir çivi çakmamıştır. Tam tersine su kanal hizmetlerinde bizim rutin olarak yaptığımız suyun akıtılması, arıtılması, abone işlemleri, endeks yazımı, açma kesme işlemlerini düzenli olarak bandırma yapardı. Şimdi baskıya geçti. Bunlar düzenli olarak yapılamıyor. Tam tersine bugünlerde bandırmada su faturaları el yakıyor. Müthiş. Bizde 3,5 lira işte KDV'siyle beraber 4 liraya gelen suyun tonu bugün 6,5 liraya çıkmış durumda. Baskiden sonra. Bandırma'da büyük bir infial yaşanıyor. Geçen akşam Büyükşehir Meclisi'nde bunları dile getirdim. Ama aynen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gibi AKP'li meclis üyeleri neredeyse bana saldıracaklardı. Konuşmamızı engellemeye çalıştılar. Tabii bu yapılan uygulamaların olumsuzluklarının halk tarafından bilinmesini istemiyorlar. Ama halkımız bunları yaşıyor. Onun için şunu gördüm ki bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık Balıkesir Büyükşehir'sini, şehir belediyesini mutlaka alması gerekiyor. Sadece Balıkesir Büyükşehir değil, diğer büyük şehirleri de almamız gerekiyor. Bunun için çok ciddiyle de gördük ki Büyükşehir'den sonra özellikle muhalefet belediyelerin, Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri ve ilçe belediyeleri baskı altına almış durumdalar şu anda. Bize onu yaptırmayız, bunu yaptırmayız. Yazılar geliyor, sahil bandı bizimdir. Sakın olarak oraya bir şey yapmayın. Efendim daha önce paylaştırma komisyonunun verdiği birçok binayı biz tekrar geri alıyoruz diyerek tekrar paylaştırma komisyonları kuruluyor. Bu 1/100 planlarla ilgili endişemiz var gelecekle ilgili. Bizim bölgemizin tabii ki sanayi istiyoruz. Avrupa Birliği koşullarında çalışacak. Onların kriterlerine uygun sanayinin o kriterlerle burada kurulmasını istiyoruz. İstihdamı, büyümeyi, yatırımı istiyoruz. Ama
Denizimizin kirlenmesini istemiyoruz. Havamızın kirlenmesini istemiyoruz. Suyumuzun kirlenmesini istemiyoruz. Toprağımızın kirlenmesini istemiyoruz. Bu konuda mücadele ediyoruz halkımızla birlikte. Duyarlı örgütlerle birlikte mücadele ediyoruz. Orada bir ağır metal özel organize sanayi bölgesi kurmak istiyorlar. Biz buna belediyelerin, yerel belediyelerin olumlu görüşüyle diyor yönetmelik. Bizden görüş istediler. Büyükşehir olumlu görüş verdi. Biz olumsuz görüş verdik. Gerekçelerimiz şuydu. Bir, ağır metalleri içeren, kimya ile çevreyi kirletecek sanayinin gelmemesini istiyoruz dedik. İkincisi, planlama yetkisinin yerel yönetimde kalmasını ve bölgede kalmasını istiyoruz dedik. Üç, bu organize sanayi bölgesinin kurulup buranın kamulaştırmalarının onlar tarafından yapılmaması gerektiğini, ucuza arazilerin kapatılmaması gerektiğini düşündüğümüzden ve 1/100.000'lik planlar henüz kesinleşmediğinden buna olumlu görüş vermiyoruz dedik. Ama ne oldu biliyor musunuz? 8 Kasım Cumartesi günü resmi gazetede gördük. Yerel belediyenin görüşüyle, olumlu görüşüyle kurulur diyor. O yönetmeliği değiştirdiler. Ve büyükşehir olan yerlerde sadece büyükşehirin görüşü geçerlidir, yeterlidir dediler. Oysa bize o süreci tamamlamak için görüşümüzü sormuşlardı. Biz olumsuz görüş verdik. Şimdi bizi bypass ederek orada bir planlama yapmak istiyorlar. Ruhsatlandırma yapmak istiyorlar. Kamulaştırma yapmak istiyorlar. Tabii son zeytinle ilgili gelişmelerle de biliyoruz ki o bölgede bizim çok sayıda tarım alanımız, zeytin alanımız da var. Bütün bunlar konusunda endişelerimiz var gelecek konusunda ama halkımızın, sivil toplum örgütlerinin desteğini de görüyoruz. Hep beraber hareket etmeye çalışıyoruz. Bu konularda da sizlerden milletvekillerimiz geldiler. Zaten destek alıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha büyük desteklerle bekliyoruz. Ben katıldığınız için, bize uğradığınız için, bizi düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Ayrıca sizin özellikle Veli Ağbaba'nın yerel yönetimlerden sorumlu genel başkanımız olmasıyla yaptığı uygulamalar çok hoşumuza gidiyor. Belediyeler arasındaki dayanışmanın artırılması, deneyimlerin paylaşılması, belediyelerin birbirine destek olması yönünde çabalarda. Bugün belediye başkanlarımızın şikayetlerini ve kendi iç dayanışmamızı sağlamak üzere Sayın Veli Ağbaba'nın projesini görüşmeye geldik belediyelerimize. Belediyelerimiz bütün şehir yasasıyla birlikte gerçekten hem varlıklarını hem gelirlerini kaybetmişler hem de giderleri daha fazla artmış ve maalesef yeterli hizmeti verebilecek donanım ve teçhizatları da ellerinden alınmış durumda. Maalesef hak gaspı var. Yetkiler kötüye kullanılıyor ve sıkıştırılmış bir şartlarda belediyelerimiz hizmet vermeye çalışıyorlar. Bunun yanı sıra 1/100.000'lik planlarla da katılımcılık esas alınmadığı için bulunduğumuz Körfez bölgesinde habitatımız, biyotopumuz zarar görmek üzere. Biz bu konuda kendi direncimizi ortaya koyacağız ve katılımcı, sosyal, özgürlükçü ve ekolojik belediyeciliğin, sosyal demokrat belediyeciliğin bulunduğumuz yörelere nasıl değer kattığını kanıtlayacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mutluluk duyuyorum, bunu belirtmek istiyorum. Çünkü burası bizim çok güçlü olduğumuz ve başarılı olduğumuz bir yer. Övünerek söylemek istiyorum. Bandırma Belediyesi bizim için önemli. Gördüğü ki Sayın Başkan da son dönemde geldikten sonra çok önemli işler başarmış. Öncelikle onu tutuyoruz. 90 tane. 90 tane. 90 tane. Büyükşehir'e geçti. Ulaşım Başkanı'nın bayağı büyüyelim. Başlıklar. Başlıklar. Erhan Ali. Aksakalı.